25. Azar Şiir Akşamları Şairler Yürüyüşü ile başladı. İlk gün panel ve Harput Türküleri konseriyle şiir dinletisi sunuldu. Elazığ'da 1992 yılında başlayan ve Türk dünyası edebiyat çevreleriyle yakın ilişkiler kurulan Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın 25.si başladı. 25. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları kapsamında geleneksel şairler yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri, şairler, yazarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları gösterisinin de yer aldığı yürüyüş, Gazi Caddesi'ndeki Saat Kulesi'nin önünden başladı ve mehter takımı eşliğinde Valilik Meydanı'nda son buldu. Elazığ Valisi Ömer Toraman, uzun bir aranın ardından Elazığ'da yeniden Hazar Şiir Akşamları'nın düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Önemli bir etkinlik. Bu sıradan bir şiir akşamları olmanın çok ötesinde anlamları olan bir etkinlik. Bunu tekrar düzenlemiş olmak bizim için de mutluluk verici oldu. Çeyrek yüzyıl, dile kolay 25 yıl, az bir zaman değil. İnşallah nice çeyrek yıllara diyelim, nice yıllara diyelim. Emeği geçen bütün herkese, İşbirliği yaptığımız belediyemiz, üniversitemiz ve ticaret sanat odamız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Vali Toraman, birlik temasının ön plana çıkarıldığını ifade etti. Bu sene birlik teması üzerinde tertiplendi. Biliyorsunuz Türk dünyasında bir uyanış var. Büyük Türk düşünürü Gaspral'ın ifade ettiği gibi, dilde, fikirde ve işte birlik sloganının bugün de canlı tutulması için atılmış bir adım. O yüzden birlik temalı. Biz biriz. Ata topraklarıyla Anadolu'yu birleştiren büyük bir milletiz. Dolayısıyla temamız birlik. Bunu yaparken de Kazakistan'ın Kazak Türklerinin büyük şairi Abay'ı anarak bunu bütünleştirmek istedik. O nedenle bu sene inşallah büyük şair, büyük düşünür, Türk dünyası için çok büyük bir değer, Kazak Türklerinin medar iftiharı Abay'ı da bu vesileyle anmış olacağız. Birlik temasıyla programımızı gerçekleştireceğiz. Geleneksel şairler yürüyüşünün ardından Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde panel düzenlendi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Aslan, Harput'un Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Özellikle kültür deyince, medeniyet deyince aklımıza gelen yegane yerlerden bir tanesi de Elazığ, Harput. Harput'un Türk kültüründe fevkalade bir kıymetinin olduğunu biliyoruz. Divan edebiyatı deyince Harput akla gelir. Modern halk edebiyatı deyince yine Harput akla gelir. Harput divan edebiyatı ile halk edebiyatını birleştirerek günümüz Türkiye'sine fevkalade lezzetli sunumlar ikram eden yegane şehirlerimizden bir tanesidir. İLESAN Başkanı Nuri Parmaksız milletlerin edebiyatının önemine değindi. Edebiyatımız yoksa, kültürel varlığınız yoksa, sanatınız yoksa millette olamazsınız zaten. Yani millet olabilmek için bunların mutlaka olması gerekiyor. Zaten biz dünyada en çok konuşulan 5 dilden birine sahibiz. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yavuz Haykır, Hazar Şiir Akşamları'nın Elazığ'ın edebi kültürünün sonucu ortaya çıktığını kaydetti. Bugün burada toplanmamızın da sebebi olan önemli bir organizasyon, önemli bir edebi faaliyet, kültürel faaliyet ise Hazar Şiir Akşamı, Uluslararası Hazar Şiir Akşamları bu yıl 25.sini düzenliyoruz. Bu da yine bahsettiğim o edebi muhitin sonucu, edebi muhitin çalışmalarının sonucu ortaya çıkan faaliyettir. Ünlü şair ve yazar Sinan Yağmur, medeniyetlerin kültürüyle var olduğunu aktardı. Çünkü siz bir coğrafyanın, bir topluluğun, bir milletin kültürünün genetik yapılarıyla oynarsanız onlar kimliğini ve kişiliğini kaybeder.
millet olma özelliğini kaybeder. Dilini kaybeder. Yine Elazığ coğrafyasında beslenmiş, buralarda emeği geçmiş, Hatay Reyhanlı doğumlu ama Elazığ'da da görev yapmış, öğretmenlik yapmış Cemil Meriç üstadımız der ki, kamus namustur. Yani bu bir kültürdür. Daha sonra Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde Harput Türküleri konseri ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Ana ümit tokuyor, ana elcey tokuyor. Bayrak renkli arzular kaçır sengere doğru. Bir asker nişan alır nifreti, ora bakın. Müharibə ətrini ciyərlərinə çəkib, eh şəhid çiçəkləyir torpağı Qarabağın.